İnsan saldırganına Azerbaycan sınırına dönüyoruz şimdi. Az önce son durumu aktarmıştık. Kafkaslar açısından Türkiye-Azerbaycan D1 tatbikatla adeta gövde gösterisi yapıyor. Bakü'nün mesajını son olarak net bir biçimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yineledi. Ermenistan'ın saldırılarının gerçek amacını açıkladı. Sınırda sorun çıkararak askeri destek almak istediler dedi. Ermenistan'a tepki gösteren Aliyev, gidin aklınızı başınıza toplayın. Topraklarımızdan çıkana kadar barış olmayacak diye konuştu. Yani silahlı güvelere bizim... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yaşanan gerginliğe dair konuştu. Ermenistan'a mesaj gönderdi. Saldırıların gerçek amacını bildiklerini söyledi. Onların esas məqsədi məhz buydu. Dövlət sərhədində münaqişə yaratmaq, ondan sonra bu münaqişədə Azərbaycanı günahlandırmaq, ondan sonra ODKB'ye müracaat edip yardım istemek, herbi yardım istemek. İlham Aliyev, Ermenistan yönetiminin amacına ulaşamadığını belirtti. Destek göremediklerinin altını çizdi. Serhaddeki tehribat, hesap ederim ki onlar tarafından bir sınama cehdiydi. Ki görsünler, baksınlar, buna kim ne reaksiye verecek? Müttefik saydıkları ülkeler ya bizi desteklediler ya da ki neutral kaldılar. Ve gördüler ki Azerbaycan'ın beynəlxalq dəstəyi nə qədər güclüdür. Ona görə bu onlar üçün dərs olmalıdır. Aliyev Ermənistanın yaptığı Hocalı soykırımını hatırlattı. Ermənistan kuvvetlerinin yine sivilleri hedef aldığına dikkat çekti. Eyni addımları bu dəfə də etmək istəyirlər. Yoxsa dinç əhalini bombalamaq, artilleriyle, minamyotlarla onları ateşə tutmağın səbəbi nədir? Yenə də deyirəm, döyüş meydanında öz acizliğini görerek en çirkin emellere el atırlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan'ın bütün bölgesel projelerden tecrit edildiğinin altını çizdi. Ermeni halkı normal yaşamak istiyorsa Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından çıkması gerekiyor dedi. Bakın şimdi bizim bölgemizin yeni enerji, yeni nakliyat, yeni telekomünikasiya haritasına orada Ermənistan yoxdur. Bütün imkanları səfərbər edib, bundan sonra da onları təcrid edilmiş vəziyyətdə saxlayacağıq. Onlar bu imkanlardan məhrum olunublar. Ancaq biz öz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Mütləq qayıdacağıq. İlham Aliyev, Ermənistan Başbakanının barışçıl çözüm için 7 şart ileri sürdüğünü açıkladı. Şartlardan biri de müzakere masasında sözde Dağlıq Qarabağ Cumhuriyeti'nin olması. Belə bir dırnaq arası Respublikanı hiç kim tanımayıp, Ermənistanın hüneri varsa tanısın dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikanı. Tanımırsınızsa, demeli korkursunuz. Gedin ağlınızı yığın başınıza, Erməni xalqı özünü aldatmasın. Ve bütün kalan şartları da biz reddedirik, o kağızı da zibil vedresine atırıq. 7 şartın karşısına ben bir şart koyuram. Bir şart. Ermeni silahlı güveleri bütün işgal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Aliyev, işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmezse barışın olmayacağı mesajını verdi. Ermeni silahlı güveleri çıkmasa sülh olmayacak ve onlar özleri peşman olacaklar. Ne kadar ki geç değil, Ermeni silahlı güveleri bizim torpaqlarımızdan çıkmalıdır. Aliyev bir kez daha Türkiye'nin desteğinin değerli olduğuna vurgu yaptı. Türkiye Prezidenti, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan artık bir neçe dəfə bu meseleyle bağlı çok açık ve keskin ve prinsipial mövqe nümayiş etdirdi. Bir daha bu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman olduğu kimi bir yerdədir. Yaxşı günlerde de, çetin günlerde de biz birbirimize arxalana bilərik. Ve bizim gücümüz birliğimizdedir.